balakay. Beni sürgün unutpay. Hatta babalardan kalgan tini bizdi jorutpay. Argımağın jorgotay. Tuyak tohto boğunca. Kırgız eldin jañırığı bir boron bir şamalday aralı. Evet kardeşlerim, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir konuyu inceleyeceğiz. İle bağlacını inceleyeceğiz. İle bağlacının nerede kullanıldığını, hangi anlamlarda kullanıldığını birlikte inceleme fırsatını işte bugün bulduk. Bakalım neler olacak video içerisinde, yine ne tür gevezelikler yapacağım. Bu arada videoya geçmeden önce benim hakkımda sorular soruyorsunuz. İşte nerede okuyorsun, nerelisin, kaç yaşındasın, hangi bölümde, hangi fakültede okuyorsun diye sorular geliyor. Bunları yanıtlayayım. İlk önce size kendim hakkında biraz bilgi vereyim. Dostlarım, ben 22-12-1996 doğumluyum. Yani 20 yaşındayım. Aralık'ta 21'e geleceğim. Takipçilerime duyurulur. Hediyeleri de bekliyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde okuyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi hakkında bilgi verecek olursam arkadaşlar size, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan bir anlaşmayla kurulan bir devlet üniversitesi. Tamamen devletimize bağlı bir üniversitedir. Asla aklınıza başka bir şey gelmesin dostlarım. Çünkü bana bazı sorular geliyor, işte Fethullah'ın okulu mu vesaire. Kesinlikle böyle bir şey olamaz ki zaten ben böyle bir şeyi hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şu anki durumda bunu kendine yedirmez. Böyle bir şey de yapmaz zaten. O yüzden hiç korkunuz olmasın. Tamamen devletimize bağlı bir üniversite. Ben buraya YGS ve LYS sınavına girerek geldim. TS2'den radyo, televizyon ve sinema bölümünü tercih ettim. İletişim Fakültesi'nde okuyorum. Şu anda 2. sınıfım. 1 yıl hazırlık okudum Kırgızca. 720 saat dostlarım. Daha sonra 1. sınıf. Şu anda da 2. sınıfın ilk dönemini okuyorum. Sorular geliyor işte, nerelisin diye falan. Ben aslen Sakarya'da pazarlıyım. Ama Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşıyoruz yaklaşık 17 yıldan beri. Yani Türkiye Türküyüm. Kırgızistan'da 3. yılım. Amacım Türk kardeşlerime, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerime Kırgızcayı öğretebilmek. Neden böyle bir karar aldım? Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bazı noktalarda eleştiriliyorum. Bazı insanlar var ama ben onlara kulak asmıyorum. Diyorlar işte sen boş işlerle uğraşıyorsun. Ya Kırgızcanın ne önemi var vesaire. Ben kardeş kardeşi nasıl anlamaz mantığından yola çıkarak bu yola baş koydum. Ve elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Kesinlikle şunu aklınıza getirmeyin. Hani ben Kırgızcayı %100 bilmiyorum. Ben öğretmen değilim. Estağfurullah, ben hoca değilim. Ben sadece öğrendiklerimi size aktarıyorum. He, yanlış da yapabilirim. Bunu işte Kırgız dostlarım var. Onlara danışıyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır diye danışıyorum. Ondan sonra paylaşıyorum zaten. Yani ben %100 bir şekilde Kırgızca bilip Kırgızca anlamıyorum ve keza kimse zaten bir dili %100 de bilemez dostlar. Size bu videoda çok büyük teşekkür ediyorum. Gerçekten destekleriniz sayesinde hırslandım. Yani 6 gün 7 gün içerisinde Instagram sayfasında yaklaşık 700 takipçiye ulaştım. Yani bu kadar ilginin olması açıkçası beni şaşırttı. Ama ben bunu gördüğüm için daha fazla çalışacağım. Daha fazla içerik üreteceğim. Ne kadar talep, o kadar üretim mantığıyla yola çıkarak daha fazla şey paylaşacağım dostlar. Hiç şüpheniz olmasın. İnşallah hepinize Kırgızcayı öğreteceğim. Zaten dediğim gibi, yani bunu yabancı dil olarak algılamayın. Bu bizim atalarımızın konuştuğu bir dil dostlar. Eskiden konuştuğumuz bir dil yani. O yüzden çok kolay bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan videoya geçeyim. Evet kardeşlerim, ders videomuza başlamadan önce Instagram'da Kırgızca Öğreniyorum Kırgız Dili sayfamızı takip edebilirsiniz. Bu sayfada ne var diye sorarsanız, bu sayfada her gün aralıksız süren bir paylaşım var dostlarım. Bu paylaşımlar ne? Her gün Kırgızca ile tanışıyoruz etkinliği. Her gün cümle çevirisi ve her gün Kırgızca 5 kelime 5 çemiri ve ayrıca Kırgızca şarkı dünyası var dostlarım. Bu sayfayı takip etmenizi öneriyorum sizlere. Ayrıca dostlarım, Facebook'ta da Kırgızca Öğreniyorum sayfamızı takip edebilirsiniz. YouTube'da da zaten bildiğiniz üzere hemen buradan kanalımızı açalım. Kırgızca Öğreniyorum. Şu anda 141 abonemiz var. Sizlerin desteğiyle artacağına inanıyorum. Evet kardeşlerim, şu an karşınızda menen, yani ile bağlacı var. Baylanta, bağlaç demek ile anlamında. Daniyar menen kuzey Türkiye'den geldi. Daniyar ile kuzey Türkiye'den geldi. Dostlarım, burada Daniyar isimdir. Kuzey isimdir. Ve bunları bağlayan şey ortalarındaki menendir. Yani Türkçe anlamı Daniyar'la kuzey Türkiye'den geldi olur. Hemen ikiye geçelim. Batuhan Antalya'dan uçak menen geldi. Batuhan Antalya'dan uçak ile geldi. Batuhan isimdir. Uçak menen. Yani uçakla, uçak ile anlamını taşır. Antalya'dan bildiğiniz
bildiğin üzere Antalya bir şehirdir. Türkiye'mizin çok nadide turizm şehirlerinden birisidir. Ve buradan da Batuhan kardeşime selam yolluyorum. Hazırlıkta sınıf arkadaşımdı kendisi. Üçüncü cümle. Çıngız Aytmatov Düynögü Camıyla Romanı Menen tanıldı. Çıngız Aytmatov Düynögü Camıyla Romanı Menen tanıldı. Romanı Menen yani romanıyla anlamını taşıyor arkadaşlar. Bu arada Çıngız Aytmatov Türk edebiyatına kattığı zenginlik kesinlikle tartışılmaz. Kırgız Türk edebiyatçımız Cengiz Aytmatov, onu da buradan rahmetle anıyoruz kendisini. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok güzel bir gazeteci. Ayrıca bir çevirmendir de kendisi. Ve de tabii ki mükemmel bir edebiyatçıdır. Ali'nin üniversiteden çıkıp ketişi anın sabakka bolgon mamilesi menen baylanıştuğu. Yani bakın mamilesi menen, mamile davranış demektir arkadaşlar. Mamilesi dediğin zaman davranışı. Eğer mamilesi menen dediğin zaman davranışıyla olur dostlarım. Ali'nin üniversiteden ayrılması onun dersi olan davranışıyla ilgili. Ali kardeşimiz okulla pek alakası yokmuş. Dersle pek alakası yokmuş. Tembel birisiymiş. PlayStation oynamaya gidiyormuş. Pes atıyormuş arkadaşlarıyla. Dersi boş vermiş. O yüzden okuldan da bunu arkadaşlar buraya düzgün bir dille yazdık. Shooting yapmıştı. Abanay'ın özgürüşü menen tabiatta arkanday kubuluşlar bolot. Özgürüşü menen. Bakın özgürü değişmek demektir. Özgürü değişmek. Özgürüşü değişmesi. Özgürüşü menen ne olur? Değişmesiyle olur arkadaşlar. Türkçesi neymiş? Abarayı. Türkçesi ne arkadaşlar? Hava durumu. Abarayının ne olur? Hava durumunun tabiatta, doğada, arkanday, her çeşit, kubuluşlar, değişimler, bolot olur. Cümle dizilimi birebir aynı. Zaten bir önceki derslerimizde de ben size bunu belirtmiştim. Ural Altay dil ailesinden geldiği için her şekilde dizilim, kural, dolaylı tümleç, özne, yüklem Türkçe ile aynı dostlarım. Bu yüzden hızlı bir şekilde öğreneceksiniz Kırgızcayı. Ömür Darskanaga Kirerimenen sınak baştaldı. Ömür Darskanaga Kirerimenen, Kirerimenen girişiyle, girmesiyle sınav başlamış. Bu arada ders Darskana bu arada sınıf demek. Buraya yanlış yazmışım. Büyük ihtimal bu bana beynimin bir oyunu Darskana ile hani dershane yakın bir çağrışım yaptı o arada onu yazarken. Darskana sınıf demek arkadaşlar. Bulcellerde onoyu menen karcağabayt. Casa kalıncay. Onoyu menen. Burada onoyu menen ikileme anlamında. Kolay kolay. Bulcellerde demek bu yerlerde demek arkadaşlar. Onoyu menen kolay kolay. Karcağabayt. Kar yağmaz. Bakın burada cağabayt. Bunların hepsini biz ayrıca ben size ders videolarında işte olumsuz eklerini yani olumsuz ek, Kırgızca olumsuz ek nasıl olacak, nerede kullanılıyor bunların hepsini ben size göstereceğim dostlarım. Ba buradaki ba Türkçedeki ma anlamını taşıyor. Yani olumsuzluk eki. Cağabayt, yağmaz, virgül, ütür. Bu arada virgülün Kırgızcası ütür demek. Ütür, cağsa kalıncay. Yağsa diyor, çok yağar diyor. Caz menen koşu suyu da geldi. İlkbahar ile aşk da geldi. Men erten menen erte turam. Sabahliğin anlamında bir kalıp. Yani menenin bir kalıbı var. Sabahleyin anlamına gelen bir kalıba sahip menen. Neymiş bu kalıp? Men erten menen. Bakın erten menen. Bu arada şu harf Ankara böyle Ankara. Yani bu an sesini bir yere not edin. Böyle sürekli tekrarlayın. Erten, erten, erten. Böyle erten. Erten değil arkadaşlar. Bu arada bir dosyamız inmiş. Hemen onu da kapatalım. Erten, erten, erten menen. Erten menen. Böyle an böyle gırtlaktan gelecek birazcık. Böyle erten değil yani. Türkçedeki böyle erten değil. Erten ten erten menen. Erte turan diyoruz. Bütün gece anlamında. Metehan tünü menen. Tünü boyu ayrıca bu bir eş anlam. Tünü menen, tünü boyu bunlar sinonim yani eş anlam. Antonim ise zıt anlam. Hemen not defterlerine bunu da not etmenizi rica ediyorum. Tünü menen, tünü boyu. Sınakka dayardandı. Metehan sınava bütün gece hazırlandı. Gerçekten bu cümlede çok büyük bir doğruluk var. Hazırlık sınıfında gerçekten kardeşlerimle birlikte sabahlara kadar hazırlanıyordu. İçimizde bir heves vardı. Kırgızcayı öğrenme hevesi. O kardeşlerime buradan selamı yolluyorum. Furkan, Batuhan, Murat, Ömür kardeşime. Buradan selam yolluyorum bu videoyu izliyorlarsa. Diğerine geçelim. Tahmin anlamında da bir kalıp var. Menenin tahmin anlamında bir kalıbı var dostlar. Nedir bu kalıp? Sırgak bolcol menen. Bakın bolcol menen. Yani burada bolcol menen bir kalıp tahminen anlamını taşıyor. Bir aydan kiyin kelet. Ve ayrıca ben bunu cümle çevirisinde de paylaşmıştım yaklaşık 2 gün önce. Instagram sayfamızı takip ediyorsanız arkadaşlar orada görmüşsünüzdür. Sırgak tahminen bir aydan sonra gelir. Olsa bile anlamında. Al oroy bolgonu menen içi taza adam. Yani o kaba olsa bile içi temiz adam anlamını taşıyor. Öylece anlamında. Oşonu menen söz toktodu. Öylece sustu. Öncelikle ilk önce anlamında. Bunun aslında konuyla pek fazla alakası yok ama bunu buraya niye koyduğumdan emin değilim. Ama olsun bunu da öğrenin dostlar. Bu da dersimizin
bonus olsun diyelim. Algaç bul masalini çeçip alalı. Öncelikle bu sorunu çözelim. Buradaki algaç dostlar ilk öncelikle demek. Bunu hemen yazın not defterlerine. Algaç yazabilirsiniz buraya. Ayrıca adegende bunlar hep sinonim. Yani eş anlamdır. Adegende bul masalini çeçip alalı. Öncelikle bu sorunu çözebilelim. Bu arada eğer ben buraya çeçeli yazsaydım burası çözelim olurdu ama hatalı bir yazım olmuş burada. Çeçip alalı, yani buradaki Kırgızca alalı fiili, yardımcı fiili ebilmek, abilmek, yani yapabilmek, edebilmek, çözebilmek anlamını taşıyor. Eğer ki çeçeli olsaydı çözelim olurdu ama burada çeçip alalı olduğu için çözebilelim anlamını taşıyacak arkadaşlar. Birinciden bul masalini çeçip alalı da diyebilirsiniz. Algaç bul masalini çeçip alalı da diyebilirsiniz. Adegende bul masalini çeçip alalı da diyebilirsiniz. Üçü de aynı anlama geliyor. Hiç sıkıntı olmaz. Ve sondan ikinci. Böylece anlamında. Uşunu menen sabagıbız büttü. Böylece dersimiz bitti. Sabagıbız dersimiz büttü büttü. Kutlamak anlamında da var. Bayramınız dar menen, bayramınız kutlu olsun demek dostlar. Bu arada bu kaynak için Venera hocama, hazırlık hocama gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. O benim için sadece bir hoca değil, bir annedir de arkadaşlar. O kadar iyi bir öğretmendir kendisi. Buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum kendisine. Hakkı ödenmez. Çok teşekkür ediyorum. Dersi dinlediğiniz için sizlere minnettarım. Bu arada tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere kardeşlerim. Bu videoların devamının gelmesi için desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Ayrıca Instagram sayfamızda takibi almanızı önemli rica ederim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Haftaya yeni bir ders videosuyla görüşmek üzere.